Selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Age of History serisinde Avustralya serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsınız, bir önceki bölümde bir Çin savaşı yapmıştık ve boş boş gezmiştik boş topraklarda. Şimdi bu sanırım dördüncü bölüm. Bu bölümde de ne yapmak istiyorsunuz dersen artık Endonezya savaşının vakti geldi ve faşizmi de ilan etme zamanı geldi. Artık monarşiden çıkalım ve şu bayrağımızı da İngiliz, lanet İngiliz bayrağını da bir çıkaralım. Şimdi bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Videoya geçmeden onları da söyleyeyim. Yorum yapmayı da unutmayın. Sağ üstte çıkan da Kartar'dan da videomuzu önceki videolarımı izleyebilirsiniz. Açıklama kısmındaki linkten de Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Şimdi buraları bir asimledelim. Ben video dışı yaparım demiştim de unutmuşum. Ama bayağı sıkıntıya sokabilir. Biz de bunları asimle edeceğiz. Yani yapacak bir şey yok artık. Şuraların hepsini teker teker elimizle asimile edeceğiz. Artık yapacak bir şey yok. Yani bu kadar toprağı aldıysak mecbur olarak asimile edeceğiz. Yani büyük güç, büyük sorumluluk gerektirir yani. Anlatabiliyor muyum? Ya o derecede bir şeyimiz var. Evet, şu Avustralya toprağını da bir yapalım. Avustralya toprağını. Önceden buralarda Nul Mul yazardı ya. Bence öyle daha iyiydi. Kendi ismimizin yazması bence çok kötü olmuş ya. Neden kendi ismimiz yazıyor ki? Neden kendi devletimizin ismi yazıyor? Bu arada paramız da cidden bolmuş ya. Abi, şu efekt seviyesini bir kıs ya. Cidden çok sinir bozucu bir asimile sesi yok mu? Salak salak sesler çıkıyor. Yemin ediyorum kafayı yedirmelik ya. Kafayı yedirmelik. 12 binlik de ordumuz vardı bu arada. Yani hiç savaşa girmemiş gibiydik. Biz hatırlarsam hatta hatırlarsanız 12 binlik bir orduyla girmiştik biz bu savaşa. Biraz evet, şeyimiz biriksin. Buralar bir asimli olduktan sonrasını görün bir de. O zamanki gücümüzü görün. O zaman kimse bizim karşımıza duramayacak. Endonezya dahil kimse duramayacak. O da öyle bilinsin. Biz turlarımıza geçelim. Zaten kaç tane toprak almış? Az kalmış zaten. 41 toprak. Az demeye dilim varmadı bu arada. 41 toprak ne ya? 41 toprak. Kaç tane kaldı şimdi? 37. Bitmeyecek, bitmeyecek bu, yok bitmeyecek. Buraları kesmek istiyorum de, yani keseceğim demek isterdim ama demek isterdim. Bilgisayarım kaldırmıyor abi maalesef onu. Yani şu anda kısıtlıyız abi ama yakın zamanda bir bilgisayar toplayacağım inşallah. Abimin gelmesini bekliyorum. O zaman da güzel şeyler olacak. Onu da söylemiş olayım. Gerçekten de güzel şeyler olacak. Evet, cidden güzel şey olacak. Artık Age of History 2 oyunundan bir dışarıya bakmak istiyoruz. Hani neler var stratejik olarak, oyun olarak. Şunu da söyleyeyim, Hearts of Iron 4 var. Ya yani Hearts of Iron 4'ü bu arada cidden iyi oynuyorum diyebilirim kendime. Cidden iyi oynuyorum. Ama o kadar da böyle büyük kanallar gibi, hayvan gibi kasmadım. O yüzden yani biraz oynamayı biliyorum en azından. Hatta bayağı biliyorum, böyle birkaç saatim var. Ego 4 gelebilir belki, her neyse. Şimdi biz oyunumuza bir bakalım. Şimdi biz faşizmi ilan edeceğiz dedik. Hükümet biçimini değiştir. Faşizm. Oo, yine de bayrak değişmiyormuş. Ama yapacak bir şey yok. Paramız bir tur daha bekleyelim ve artık faşizmi ilan edelim. Bayrağımızı nasıl değiştirebiliriz onu da söyleyeyim. Şöyle gösterelim. Evet, Okyanus'u reformlarsak kesinlikle ve kesinlikle değişecektir. Bunu daha söylemiş olayım. Şimdi buraları bir asimile et. Boşa da ona para harcadık bir de ya. Boşa ona para harcadık. Bizim asimile olmamış. Bir sürü toprağımız varken gidip ona para harcadık evde. Yani neyse, o bizim için zaten çok da büyük bir sıkıntı değil. Bakalım abi. 25 tane toprağımız kalmış. Abi bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Al, al, 38 turu da yaptım, al. Bitmiyor, cidden bitmiyor yani. Ama yapacak bir şey yok. Bize bu arada umarım biri savaşı lan etmez ya. Bize biri savaş ilan ederse ve bu Çin toprakları da söz konusu zaten. Yo, aslında pek de bir şey olmaz ya. Ya bunlar her türlü hapur hapur yeriz. Hatta ultimatum atma gibi bir lüksümüz de var şu anda. Şu Japonya'ya aşırı sinir oldum şu anda ya. Bizim ekonomimiz her türlü onu geçti de. Bilemiyorum ya. Çok sinir bozucu gibi duruyor şu anda Indochina toprağında. Orayı alsaydık. Buradan da şuna girerdik. Buradan da buna. Daha sonra Tayland. Daha sonra Myanmar. Öyle öyle ilerlerdik ama yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Şimdi buraları en son asimile ediyorduk. Çok da şey yapmayalım. Buraları bir asimile edelim. Evet, bence şu anda iyiyiz abi. Kaç tane toprak? 20 tane toprak kalmış. Buralarda bir asimile olsun ve artık savaşlarımızı bir bakalım. Bence gayet iyi ya. Şu anda ekonomimiz bir de bu toprakları kaldırıyor ya. Normalde direkt çökmemiz gerekiyordu hani. Benim bildiğim. Evet, asimileler bitmiş bu arada Çin topraklarındaki. Diğerler herhalde şeyler. Yok, yine varmış. Buralar şey. Bayrağı değiştirmemiz için istediği topraklar. Buraları asimile etmek için biraz para gerekiyor zaten. Şöyle, of, dur, ne oluyor lan? Şuraları bir asimile edelim.
Shredded. Başka yok diye tahmin ediyorum. Umarım yoktur. Evet, başka da yok. Ki evet, şuraları bir yapalım. Oralarda bir bitsin artık. Tamam. Şimdi buralar oldu. Çin bu arada hala direniyor da. Oho, Samodiler falan. Litvanya, Belçika, Perm, Samoyetler, daha da asiler var mı? Yenisey Kırgızları, Manisey, Mansiler, Manisey ne lan? Buralarda da asiler var, buralarda da Belçika var. Belçika'nın burada ne işi var? Aslında Rusya'ya saldırmak güzel bir seçenek olabilirdi, yani buradaki topraktan almak da yatırım mı? Ha, doğru lan, bunları ayarlamadık, dur. Şunu artır, şunu artır. Vergileri de artır. Tamam. Şu anda dengelendi. Teknolojiye bir tık ver. Bu arada Çin hala direniyor ya. Ben Çin'e şu anda destek veresim geldi. Çin'e şöyle bir şey verelim. Hediye verelim. Şimdi buralara şimdi olsun. Şuralara bir tık daha yardım et. Tamam. Şimdi bizim ekonomimiz bayağı bir fazlalaştı. Sizin de gördüğünüz gibi. Şimdi biz bu toprakları kullanabilmemiz için buraların asimli olmasını beklememiz gerekiyor. Ardından da zaten Endonezya'ya saldıracağız. Ama ondan önce bir Filipinlere bir saldırsak nasıl olabilir? Aslında şuna bir ultimatum gönderdikten sonra savaş ilan edebiliriz. O da olabilir. Hakaret et, hakaret et. Bir daha hakaret et. Tamam. Ultimatum gönder, vasallaştırma talep et ve geldi mi, gelmedi. Demek sen kabul etmedin. Demek sen benim ultimatumumu kabul etmedin, öyle mi? Öyle mi? Ver bana şu topraklarına bakalım. Şöyle yap. Buradan buraya geçiş var zaten. Sizler de ilerleyin. Şöyle ve şöyle. Abi çok garip toprakları yok mu lan şeyin? Oh, bu arada buraya az bir ordu gönderecektim de iyi ki de fazla ordu göndermişim. Lakin hiç ordu kalmadı ki lan bende. Ya sen ne biçim bir... Ya sen cidden ne biçim bir şeysin, devletsin ya. Sen ne biçim bir devletsin ya. Bıktım senden ya. Hep de aynı şey oluyor bu arada ya. Şuraya saldıramıyoruz. Saldırabiliyoruz. Şuraya da yarısı buraya, yarısı buraya doğru ilerlesin. Yine bir süp... Aa, oradan oraya da geçiş varmış. Of of. Yine geldik aynı sınırlara o zaman. Şöyle yap. Bir daha şöyle yap. Şuradan bir daha ordu basma. Şuraya git. Tamam. Paramız da kalmamış. Abi şuraya bak. Koskoca bir Çin Fatih devlet. Bu devlete yeniliyor. Yani bu da bir şey mi? Bu da bir şey mi? Şuralardan biraz daha. Abi keşke 12.000'lik ordumuz vardı abi. Ne keşke daha fazla orduyla girseydik yani, ne? 12.000'lik ordumuz vardı. 12.000, 12.000. Yani 39, 57.000'lik bir ekonomin var lan. Senin nasıl bir anda 12.000'lik orduyu yutabilirsin sen? Nereye soktun lan sen 12.000'lik orduyu, söyle. Buradan da buraya geçiş yoktur artık. Çok düzensiz bir toprak biçimi var zaten adamın. Böyle başkenti sanırım burası artık. Başkentine ulaştık. Abi. Buradan buraya geçiş var mı? Var. Abi buradan da buraya varmış. Ne kadar garip toprakların var lan senin. Şuraya da bir çıkarma at. Şöyle asker alma. Şöyle yap. Adaya bir çıkarmanı at. Güzel. 4.41. Sen de şuraya doğru ilerle. Okyanusya'dan nerelere kadar geldik? Evet. Güzel. Güzel. Abi 12.000'lik ordumuz harcandı boş yola ya. Of of. Bari bütün topraklarını ver. Evet, en azından onu yapabildik. Güzel. Şimdi sen de şuraya gel. Ordularımızı bir toplayalım. Şöyle 900'lük orada da. Şurada bir top. Abi sen nereye kadar gidiyorsun? Gözünü seveyim. Sen nereye gidiyorsun sen ya? Sen nereye gidiyorsun ya? 700'lük sen de çık abi. Tamam. Oraya da gitmesin abi. O da bir zahmet. Bizim yok değil abi. Ben buraya diyorum. Hemen şuraya ilerleyin. Daha sonra da buraları resimle edeceğiz zaten. Şöyle yap abi. Buralar da çok değerli bir toprak değil. Yani boşuna aldık. Bakalım 300 bin olabilmişiz. Olabilmiş miyiz bari? Şuralara da geç, bir daha geç, bir daha geç, bir daha geç. Bitmiyor abi. Yani hiçbir katkıda bulunmamış. Hiçbir katkıda bulunmamış. Bekleyeceğiz yani, yapacak bir şey yok. Evet, Çin topraklarımız da asimile olmuş. Şu anda artık oraları kullanabiliriz. Lakin birazcık bekleyeceğiz. Paramızın birikmesini, ardından da Endonezya'ya saldıracağız artık. Endonezya'ya saldıralım ve bütün okyanusu'ya toplayalım abi. Bir kıta olduk artık biz. Bir kıta olduk. Hatta kıtadan daha da fazlası olduk. Yani bu cidden bizim için büyük, dünya için de büyük bir güç olduk bence biz. Şuraya da bir liman inşa et abi. Ne kadar bakımsız topraklarım var Çin ya. Şöyle git. Abi dur, gözünü seveyim. Artık yapma bak. Oyun lütfen, oyun. Sizler de şöyle ilerleyin. Tamam. Şu anda yenebilir miyiz? Yok abi. Biz 12.000'lik orduyla eğer Filipinlere yenildiysek, bu kadarlık orduyla da kesinlikle ve kesinlikle dayanamayız bile. Yani maalesef birazcık daha ordu basmamız gerekiyor. O yüzden de biraz daha tur geçmemiz gerekiyor.
22 binlik orduyla biz Endonezya gibi bir devleti, süper güç bir devleti hayatta alamayız. Birazcık daha bekleyeceğiz mecbur olarak. Birazcık daha bekleyelim. Zaten halihazırda da ordumuz var. Şu anda tek yapmamız gereken bekleyip para kasmak. Para kastıktan sonra da Endonezya Savaşı gelir ve Okyanusya'yı formlarız. Umarım. Umarım tabii ki de beklediğimiz gibi olur. Yine salak saçma geçişler olmaz. Oyunun geçişleri olmaz. Umarım. Olursa da artık boyun eğmek zorundayız abi. Hani şikayet et oyunu, şikayet et oyuna, suç at. Nereye kadar hani? Birazcık daha güzel yönlerine bakmamız gerekiyor. İyi ki de koymuş yani buradaki Filipinler'deki geçişleri vesaire. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teker tekerle de yapabilirdi yani. Böyle çıkarma atmalı. O da en azından onu düşünebilmiş sayın Lukas Jakovski. Adamsın ya. Helal olsun. Şuranın biz bu arada ekonomisini bitirelim. Buralar gereksiz. Bakalım ne kadar. 282 bine düşmüş lan. Oha. Ya oha, bu arada etkisi de çok fazla ordu basmanın ya. Onu bir ayarlamak lazım aslında bir ara. Evet, oradan zaman şu 22 bine bir katalım. Bakalım kaç tane ordumuz var. Direkt F1'den de bakabilirdim ama bakmayacağım. Şöyle hemen ordularımızı toplayalım. Daha sonra başka bir yerde ordumuz var mı diye merak ettim. Ona da bir bakmam gerekiyor şu anda. Aşırı merak ettim. 55 bin, 59 bin, evet bir yerde bir ordumuz var. Manila, ha burada da 3000'lik bir ordumuz var. Tamam, artık denize çıkarabiliriz. Çıkarabiliriz bu ordularımızı. Bu ne abi, bu ne? Yani bu ne? Evet, 60.000'lik bir orduyla toplamda hatta eksiye bile düştük o derece. Şimdi artık ordularımızı dizebiliriz. Şimdi 10, 20, 30, 40, 50, 60 diyor. Şöyle teker teker bir dizelim. Olmadı, tekrardan ayarlarız. Abi o kadar eksiye düştük bu arada, alamazsak. Hani alamazsak şerefimize yazık olur. O yüzden almamız gerekiyor. Adam baksana abi, 8.000'lik bir ordu koymuş. O yüzden bir tık daha gözüm korkmuyor değil. Şuradaki toprağı bırakacağım bu arada. Orası boş. Oraya gerek yok. Artık bence savaş ilan etmenin zamanı geldi. Oh, artık eskilerin hıncını almanın zamanı. Hıncını alın. Hıncı ne? Şeyin eskilerin intikamını alma zamanı geldi. Evet, o toprağı zaten bıraktık bilerekten. Lakin orada liman vardı ya. Bize çıkarma falan atarsa çok büyük sıkıntıları düşebiliriz. Yine oyun mekaniklerinin suçu olabilir. Bakalım Endonezya'dan başka alacağımız toprak var mıydı peki? Bakalım. Okyanusya. Evet, sadece şuralar alınacak. Onun dışında da pek bir yeri göstermiyor. Zaten şuradan ordumuz ilerlesin. Diğer ordularımız da şuraya doğru bir toplansın. Şuraya bir liman inşa et. Lakin biraz beklememiz gerekiyor sanırım. Birazcık bekleyeceğiz. Bu ordu da ilerlesin abi. Oradan oraya umarım geçişler yoktur. Ki yok gibi gözüküyor. Abi yok, ben o liman için bekleyemem. Mecbur ilerleyeceğiz. Hatta şöyle. Ha, orada liman varmış. Güzel. En azından o kadar da şey yapmayacağım. Bakalım. Buralarda da liman gerekiyormuş. Tamam. Güzel. Umarım bizi oraya çıkarma atmaz ya. Umarım. Lütfen oyun beni bir kere de şaşırt be. Bir kere de diyeyim ki. Oha lan, helal olsun be. Oyuna bak be diyeyim. Lakin kale olan bir yere sen gidip de çıkarma atarsan tabii ki de öyle yamulursun. 30 binlik ordumuz gitti abi. 30 binlik ordumuz gitti. Şöyle hemen bir barış anlaşmasını yapalım. Yok abi, adam kabul etmiyor ya. Adam kabul etmiyor, etmiyor. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl yapsak? Sen şuraya tekrardan bir çıkarmaz şuraya. Abi nasıl kabul etmez ya? Ya oğlum, 30 binlik ordu bastım lan ben orada. Adam 10 bin, 11 binlik bir orduyla tuttu. Öyle bir şey yok bu arada. Saçma abi. Heh, tamam al, çıkarmanı at. Ordu kalmadı. Yemin ediyorum ordu kalmadı. 30, ne 30 bin abi? 60 binlik. Ben bir şey demiyorum. Diyemiyorum da abi ya. Of. Benim o kadar ordum vardı. O kadar ordum vardı ya. Al bari şurayı. Al al, lanet olsun. Al al. Ver abi bana şuraları, al. Al hadi, çık git. Çık git. Ah, bir de çıkarma attı bak. Abi sen kimsin oğlum, bana çıkarma atıyorsun lan. Bak bak, bir de yağmalıyor. Gel oğlum buraya sen. Ha, bir de çıkarmamıza tutmadı ya. Bir de çıkarmamıza tutmadı ya. Tam bu arada delirme sebebi tam. Şöyle yap abi, artık yapacak bir şey yok. Şuraları bir ordumuzu çıkaralım. Başka bize çıkarma attığı yer var mı? Lakin çıkarmazsa tutarım da. Yani ne bileyim, biraz daha temkinli olmamız gerekiyor. Abi sen ne yapıyorsun sen? Singapur. Yani yaptın saçma bir şey. Oo, Tayland. Eyvah eyvah. Arkadaşlar sanırım battık Okyanusya kuramadan. Oo, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Tayland'da savaş ilan etti. Abi ben buna barış yapamıyor muyum ya? Ben buna barış yapamıyor muyum şu anda? Ya abi.
Of of. Tamam al hadi oraya al. Hadi gözünü seveyim. Hadi. Ya yapamıyoruz da hiçbir şey ya. Yapamıyoruz ya. Yapamıyoruz. Böyle şuralardan bir ordu bas. Şuralardan ordu bas. Gördün tabii şeyi. Pastayı. Sen de giriyorsun. Helal olsun be. Sana yakıştıramadım. Bak sana bunu yakıştıramadım. Abi sen ne hala neyi bekliyorsun? Girsene abi şuraya gir. Şimdi adam kesin çıkarma atar birazdan bak. İyi gör. İzle bak izle. İkisinden birisi net çıkarma atmaya geliyor şu anda ya. Net. Bak o kadar eminim ki net. Şuraya bir ordu bas da en azından tutmaya çalışsın ordu da. Zaten orada da bir bu kalmamış. Şöyle abi tekrardan aynı hatayı yapıyorum bak. Şuraya bir çıkarma at gözünü seveyim. Artık aynı hatayı yapmak istemiyorum da adama çıkamıyorum ki adama çıkarma yapamadan benim bütün ordu gidiyor gidiyor kafadan. Bak şimdi bak çıkarma atmaya geliyor. Bakalım ne olacak? Bakalım ne yapacak? Bak çıkarmayı ne yapacak? Bakalım çok merak ettim. Bakalım abi. Ben de aynı şekilde orduyla. Ya yok abi ben buraya salmam ki ben burayı hayatta salmam yani. Ben buradan hayvan gibi ordu basacağım. Hoppa. Senin ekonomin burada bayağı bir zayıflayacak. Güzel. Hop saldırdın. Oha abi oha. Ya cidden oraya alacağım da alacağım alacağım. İyi al hadi al. Al yani al. Al al. Al. Of burayı da hiç bırakasım yok ya. Burayı da hiç cidden bırakasım yok. Yani en azından şurada biraz şey yapsak. Abi yok bu adam net alacağım da alacağım. Alacağım da alacağım. Alacağım da alacağım. Oha abi başka savaş ilan etmeyen kaldı mı? Başka kaldı mı abi gelin gelin. Başka kaldı mı savaş ilan etmeyen? Abi başka kaldı mı ben? Hani Endonezya'ya savaş ilan etmemi falan mı bekliyordunuz? Hani yok abi yok ya. Ah kabul ettiler lan. Oo geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş ol. Ama ben bunda şu anda barış müzakerelerine girsem yok abi. Bu adamı kabul edeceği yok. Şöyle bir şey yapsam. Medeniyet seçten. Şuraya bir medeniyet atasam. Abbasileri atasam. Şuraya bir girseniz abi. Şöyle bir bekleseniz. Buna bir de şey veriyormuş. Askeri için veriyormuş. Tayland'a bak. 3000'lik ordu ne geliyor? Gittir oradan ya. 3000'lik ordu ne? Şimdi bak bir de kabul ederler görüyor musun? Bak bir de kabul ediyorlarmış. Bakalım. O kadar da değil dediler ama abi bir şey diyeceğim o çıkarmayı ben onu tutmam abi nasıl ya bak bir de hareket puanı da ona verecek hareket puanı da ha tamam en azından onu bana verdi şurada bir kale inşa et belli ki oraya çok fazla saldıracaklar bizim birazcık para biriktirmemiz gerekiyor şuradaki toprakları bir asimile edelim şu anda savaşta olduğumuzdan dolayı kuramıyoruz bu lanet ülkeyi artık yani ne yapmam gerekiyor bilmiyorum hani elimden gelecek her şeyi yaptım. Lakin yine de olmuyor. Tayland'da barış yapabilirim. Belki. Abi kabul etmiyor. Kabul etmiyor. Bize bir şey yapabilir mi? Evet biri bize geliyor. 2000'lik orduyla. Abi sen kimsin ya? Sen. Of. Bekle de biraz para biriktirin bak. Birazcık bekle bak. Biraz. Şuraya ben bir liman inşa et. Şangay'a da liman inşa et. Güzel. Şimdi güzel. Şimdi. 1400'lük ordumuz var. Orada da bir 1900'lük vardı onu sildik. Burada bir vasalımız var. Japonya ile savaştayız. Japonya ile 19 binlik bir ordu getiriyor sağ olsunlar. 19 binlik bir ordu getiriyor. Ve ben bunu nasıl tutacağımı bilmiyorum. 19 binlik orduyu umarım kalenin olduğu yere çıkarma atar. Bizim ordularımız toplanabilir mi acaba ya? Of of. De yanlışlıkla tur geçmem yok mu? Bak bir de şurada ordu basmak varken gidip de burada ordu basmışım ya. Cidden. Biz bunu arkadaşlarla çok güldük. Ya abi bir de tutma yok mu da yani. Tamam elinizden gelen her şeyi yaptınız. Helal olsun. Ah bir de tur geçtim. Bir de tur geçtim abi dur. Benim büyük bir ordu basmam gerekiyordu abi. Hani para yok para para. Elde yok avuçta yok. Elde yok avuçta yok abi. Bu da böyle bir şey oldu. Artık Tayland benimle barış yapabilir bence. Heh tamam. Sen yapar mısın peki? Gel buraya. Kafana silah dayadım. Yapar mısın? Yapmadın abi bak. Bak orada onu yaptın beni üzdün bak. Onu yaptın beni çok üzdün. Artık kabul edersin bence. Sen bir korkmuşsundur. Çinlisin çünkü. Yok yok. Bunları biraz şiddet uygulamak lazım. O yüzden şöyle bas. Tekrardan 12 binlik bir ordu basarsan bence artık saldırabiliriz. Alabiliriz. Şöyle yap. Şöyle yap. Ben bu savaştan toprak kaybetmek istemiyorum. Lakin Japonlar bir anlaşmaya varılırsa bence gayet hoşnut olacağız. Yani toprak onlardan toprak kaybedebiliriz. Şundan barış yapabiliyor muyuz artık? Ben çünkü bu orduyu ona boşu boşuna harcamak istemiyorum.
Ve kabul etmedi. Artık yapacak bir şey yok. Gidip de ben kaleye çıkarma atmışım bu arada da. Buna çıkarma atmak zor. Şurada kalesi de var. Yani bildiğim başkenti saldırıyoruz burada. O yüzden kaleye dikkat ediyorum. Gördüğünüz gibi abi. Barış yapsak sen de Tayvan. Ben buraları alacağım senden bak. Ben senden bu topraktan alacağım. Sana bunu diyorum ki aldım da gördüğünüz gibi. Ben dediğimi yaparım abi. Şimdi ben bakalım o hala oraya çıkarma atmaya çalışacak mı Japonya? Şimdi bakalım barış yapacak mı, o da var. Bir de barış yapma olasılığı da var. Ki yaptı mı, yapmadı abi. Şunları yapalım hemen şöyle. Şuraya bir çıkarma at abi. Şuraya bir çıkarma at. Yoksa ben delireceğim. Şuraya bir çıkarma at. Tuttu, tamam. Şöyle yap. Şöyle yap. Şöyle yap. Şurada ilerlememiz duracaktır biliyorum ama yine de durmadı. O 22 binlik ordu getirdi adam. 22 binlik ordu. Aa, kabul etti lan. Hem de white piece attık, güzel. Şimdi bunu bir ters edelim abi. Bu da bu arada tersi kabul etmiyormuş var ya. Biz bunu arkadaşlarla çok güldük. Biz bunu arkadaşlarla çok güldük. Her neyse, şimdi biz buna bir ultimatum atalım. Şöyle bir tur daha hakaret et ve artık ultimatumun zamanı geldi. Allah'tan ki yağma yapmadı be. Cidden bir o işe yaradın. Helal olsun be Japonya. Lakin tam kabul etti. Lakin ben seninle şu anda biraz ilişkimi geliştirmek istiyorum. Abi ne ara eksiğe düştü be. Hani ne ara eksiğe düştü be. Bu kadar da yalan olmaz be oyun. Artık Okyanusya'ya lanet. Ülkeyi formladık. Meden isimleri neden? Ha, Okyanusya'yı formladık abi. Artık Endonezya Savaşı'nın intikamımızı alacağız abi. İntikamımızı alacağız. Öncelikle Tayland'dan alacağız. Çünkü şu anda savaşta biraz faydalanmamız gerekiyor. Yavaştan videomuzun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.